Bir motor şu şekilde çalışacaktır. Start butonuna basıldığında çalışacak, stop butonuna basıldığında duracak, kesim butonuna basıldığı müddetçe çalışacaktır. Burada şöyle bir şey düşünün. Bir tane motorunuz var. Tamam mı? Basıyorsunuz, çalışıyor. Örneğin havalandırma ya da pompa motoru. Sonra geliyorsun, basıyorsun stop butonuna, durduruyorsun. Bazen de diyorsun ki, ya bu motorun devamlı çalışmasına gerek yok. Şurada bir hemen basayım. Tırt diye çalışsın. Tamam mı? Ondan sonra işte pompanız var diyelim. Otomasyon yapmadınız dolum yerine. Basıyorsun, gidiyorsun. 20 dakika sonra geliyorsun, suyu doldurmak üzere. Artık taşlı taşacak, durduruyorsun. Elle mesela azıcık verdin, çektin, azıcık verdin, çektin gibi. Ya aslında bu size soru çıksın diye böyle bir mantık, tamam mı? Çünkü bunun çözümünde birçok şey öğreniyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi ilk çözüm yaptığınız şey ne? Hocam, mühürleme devremiz var ya bizim. Tak diye onu yapıştırıyorsunuz. Input 0.0 stop. Input 0.1 startım. Q0.0'ım benim. Adını sen getir. Motorum. Ne yapıyor? Mühürlüyor. Bu sürekli çalışmayı yapıyor. Şimdi kesik çalışmada sıkıntı var. Ya kesik çalışmanın butonunu bir yerlere sokmam lazım. Bir yerlere sokalım. Nereye sokalım? Diyorsun ki hocam kesik de gelsin. Input 0.2. Bak aha bu da böyle çalıştırsın motor. Değil mi? Basıyorsun buna. Buna bastın mı? Start'a bastın mı? Çalıştı mı? Mühürleri çalışıyor. Stop'a bastım durdu. Tamam bu kesik. Hocam buna bastığımız sürece çalışsın. O öyle olmuyor işte. Nerede turuncu kalemi? Şimdi input 0.2'ye bastın. Input 0.2 geldi burayı kapadı mı? Kapadı. Enerji geldi Q0.0'ı Logic 1'i yaptı mı? Yaptı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Q0.0 Logic 1 olduğu zaman buradaki kontağını da kapatıyor. Tamam mı? Bu sefer ne oluyor? Bu da kapalı. Bu da kapalı. Al sana paralel ikinci blok. Sen bunu elini çekiyorsun. Şurayı açtın. Şurayı açtın. Enerji akışını kestin. Yani burayı kesmen önemli değil ki. Burayı kessen de artık buradan Q00 kendi mühürlemesiyle devam ediyor. İlk aklınıza gelen çözüm bu. Ve bu yanlış bir çözüm. Ha kontak hareketleri yaparsınız, buna seri bir tane daha yapıyorsun, input 0.0 falan ekleyebilirsin, olabilir. Yani bunu zorlayarak bir şekilde çözebilirsiniz. Ama bunun en temiz yöntemi ise şöyle bir şey. Şimdi input 0.0 input 0.1 yardımcı eleman kullanıyorum. M0.0 memory bit 0.0 kullanıyorum. Neydi yardımcı elemanlar? Fiziksel giriş ya da çıkış olmayan program içerisinde kullandığım. Tamam mı? Yardımcı işlerde yaptırdığım, işte mühürlemeler yaptırdığım, yardımcı çalışmalar yaptırdığım bir elemanla hafıza alanıydı. Tamamen sanal bir, ne diyeyim, hafıza elemanıydı. Fiziksel input ya da output gibi, Q gibi giriş çıkış değildi. Bunu getireyim. M0.0 çalıştırayım. Mühürleyeyim. Memory bit ne yapsa? Gelsin M0.0 Q0.0 çalıştırsın. Benim asıl motorum hangisi? Q0.0. Bu sürekli çalışması. Yani bu 0.1'e bastım. Memory bit çalıştı. Mühürledi. Artık kendisinin enerjisini sürdürüyor. Burayı kapadı. Q0.0 çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor. Stop'a basarsan ne olur? Stop'a basarsan memory bitin enerjisi kesilir, açar, 0.0 durur, gelir kesiye. Input 0.2 kesik. Input 0.2'ye bastığın sürece de Q0.0 çalışır. Input 0.2'ye bastığında Q0.0 çalıştığında yukarıdaki devreyle alakası var mı? Burada Q'ye ait herhangi bir eleman var mı? Yok. Yani burada bir işlem yapma şansı yok. Anlaşıldı mı?
Var mı sorunuz? Thank you.